ait yoktur. Evet. Ve Resulullah'ın 40 yaş, yıllık hayatında da ciddi boşluklar vardır. Evet. 10 yıllık boşluklar var. Hiç bilinmez ne olduğu. Dolayısıyla da bu boşluklar bu gibi rivayetlerle müthiş bir şekilde doldurulmaya çalışılmıştır. Mesela Resulullah'ın 10 veya 12 yaşlarında amcasıyla birlikte Şam'a doğru bir yolculuk yaptığı bilinir. Ama bunun ötesinde yolculuğun detayına dair bir şey yok. Oysa bir de açıp bakıyoruz kaynakları ki o yolculuğun içerisinde işte Rahip Bahira ile görüşmüş, Rahip Bahira onun peygamber olduğunu anlamış ve işte Busra şehrine gelecek yaklaştıkları zaman ağaçlar, taşlar hepsi ona selam vermişler, sesli selam veriyorlar hatta ondan sonra bulut onu gölgeliyor falan. Bütün bunların arkasındaki temel gaye Ramazan hocam şu, muhatap kitle olarak söylüyorum, ey ehli kitap. Siz bizim peygamberimizin işte şu şu eksiklerinin olduğunu söylüyorsunuz veya işte sizin peygamberinizin gibi bizim peygamberimizin Kur'an'da üstünlüklerinden bahsedilmiyor söylüyorsunuz ama bak sizin din adamlarınız bize bile bizim peygamberimizin peygamber olacağını önceden haber vermişti gibi bir psikolojik tatmine yönelik bir şeydir aslında. Ama hocam burada şöyle bir şey de çıkmıyor mu? Kasas suresinin 86. ayetinde senin sana bu kitabı indireceğimizi, bu vahyi vereceğimizi ummazdın. Evet. Yani Resulullah bunların haberi yok. Yani buyurun şimdi. Ama Bahira'nın haberi var. Bahira'nın. Yani nasıl bu oluyor? Bu nasıl bir çelişki? Yani bunu izah edebilmek mümkün değil. Yani burada acaba rahipleri mi yüceltiyorlar? Artık ne yapıyorlar belli değil. Benim o aklıma gelmemişti ama yani bu da ilginç bir şey tabii. Acaba bir maksatla erişmek için bir şey söylerken lafın nereye gittiği de belli değil. Evet. Kur'an yok ortada. Rivayet var. Rivayet ayetle çelişkiyor dediğiniz gibi. Risalet öncesine dair herhangi bir şey yok. Madem böyle bu kadar olağanüstülükleri vardı. Ebu Talip Allah aşkına hadi geçtik diğerlerinde. Ebu Talip hele hele Fatıma annem der onun Ebu Talip'in hanımına peygamberimiz biliyorsunuz 17 sene amcasının yanında kalmıştır. Evet. Ve o boykot yıllarında yeğenimi alıp benden kaçırırlar diye yatağını almış Ebu Talip. Bu kadar yeğenine sahip çıkan ve o kadar merhametli. Çünkü o baba ve anne bir kardeştir Ebu Talip ile Abdullah peygamberimizin annesi. O yüzden de Abdülmuttalip ona emanet ediyor. Çünkü şefkat, merhamet abidesidir Ebu Talip. Böylesine yeğenini koruyan bir Ebu Talip görmemiş. Ama Rahip Bayra görmüş ve hemen dur bir bakayım arkandaki mühre falan mührü de görüyor. Ve bütün bu olağanüstülükleri fark ediyor ve bir de diyor ki bunu tez elden buradan götürün ki Yahudiler buna kötülük yaparlar. Gönderirken de kiminle gönderiyor hocam Ramazan hocam? Ebu Bekir'le ve Bilal'le. Halbuki Ebu Bekir peygamberimizden 3 yaş küçük. Peygamberimizin 12, en azamı 12. O zaman demek ki Ebu Bekir 9 yaşında. Diğeri Bilal. Bilal ise o zaman zaten dünyada yok. Doğmamış. Ve bu en muteber kaynaklarımızda anlatılan peygamberimizle ilgili bir hadise. Ve şimdi bu hadisenin vahiyle doğrulanmadığını ve aksine vahiyle çelişen rivayetler olduğunu söyleyince insanlar diyorlar ki hayır canım bu rivayetlere neden dokunuyorsunuz? Bunlar sahih kaynaklardan geliyor. Yani işte şu kadar kişi tarafından bir rivayetin birçok kişi tarafından dillendirilmesi o rivayetin doğru olduğu anlamına gelmez. Bizim için doğru ne? Vahyin penceresinde meseleye bakmak. Siz vahyi bir tarafa bırakırsanız şimdi düşünün sen daha önceden kitap nedir bilmezdin ummazdın da. Resulullah'ın böyle bir bilinci yok. Yani ama bakıyoruz ki rivayetlerde onca ileride peygamber olacağına dair anlatı. Evet, şimdi biz bunu mu kabul edeceğiz? Vahiy mi kabul edeceğiz? Elbette ki vahiy kabul edeceğiz. Vahiy kabul ettiğimiz zaman o zaman bu rivayetlerin üretilme nedenine bakmak lazım. Rivayeti red veya kabul kolay bir iştir. Evet. Bazıları rivayeti toptan kabul ediyorlar. Onların açmazı şu, toptan kabul edince vahiy ile çeliştiği zaman bu sefer vahiy ile rivayeti uzlaştırmak için ki bu geleneksel de bir takıntımızdır bizim. Çok uğraşırız ama bir türlü de astarla bez birbirini tutmaz çünkü biri vahiy diğeri rivayet. Reddedenler de olmaz canım deyip bugünün bakış açısıyla
toptan reddediyor. Halbuki rivayeti toptan red veya kabul aynı noktaya gelir. O zaman bu rivayetin üretilme nedenine bakmak lazım. İşte üretilme nedeninin arka planında az önce söylediğim gibi kadim kültürlerden etkilenme vardır. Peygamberleri yarıştırma vardır. Aşırı hayranlık duygusu vardır. Ve bunun bu tarz böyle hikayeci mitolojik anlatılar Arap toplumunda da vardır. Yani az önce söylediğim gibi Ümeyye bin Salt'ın başından geçen hadise bunun tipik bir örneği. Dolayısıyla da bu tür şeylerden üretilerek ve de yazılı kaynağın olmadığı bir dönemde Resulullah'a izafe edilen bu rivayetler bugün siyerin birer parçası haline gelmiş. Maalesef hocam.